Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı ailesine herkese selamun aleyküm. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Bugün sizlere salatalık fidesi hakkında güzel bilgilerden bahsetmek istiyorum. Salatalık fidesinin yanına neleri dikerseniz hastalık veya da zararlı kapmaz. Salatalık fidesinin yanına hangi bitkileri dikmemiz gerekiyor ki salatalık fidesi hasta olmasın, mantarı hastalıklar kapmasın ve zararlı böcekleri kendine çekmesin. Hemen sizlere bu temel bilgilerden bahsedelim. Bahsetmeden önce değerli üyeler, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bunlar bizim çeşit denemesi yaptığımız yeni salatalık tohumlarımız. Hemen sizlere konulardan bahsedelim. Salatalık fidesi özellikle nemli topraklara ve organik madde miktarınca zengin topraklar sever ve gün ışığını çok seven bir bitkidir. Böyle olduğu için de bakımı da birazcık zor ve meşakkatlidir. Hemen hangi bitkiler yanına dikmeniz gerektiği hakkında sizlere bilgi verelim. Öncelikle yeşil fasulyeden bahsetmek istiyorum değerli dostlar. Havadaki nitrojeni sabitleyerek hani toprağın azot miktarını arttırır ve salatalık fidesinin daha iyi gelişmesini sağlar. Bu sadece yeşil fasulye için geçerli değildir. Aynı zamanda baklagillerin hepsi bu familyaya aittir. Nohut da özellikle yanına dikerseniz salatalık fidesi için daha karlı ve daha kazançlı olacaktır. Mısırdan bahsedelim değerli üyeler. Mısır ise salatalık toprağının deldiği için hatta toprağı delip geçtiği için salatalık fidesinin daha iyi kök atmasını ve salatalıkların daha güzel gelişmesini sağlayacaktır. Kereviz ve maydanoz ise karıncaları, pireleri ve zararlı böcekleri bulunduğu alandan uzaklaştırıp salatalık fidesine zararlı böceklerin gelmemesini sağlayacaktır. Aynı zamanda dereotu ise sümüklü böceklerin ve örümcek akarları gibi zararları uzaklaştıran bir bitkidir. Domates ve patatesi ise kesinlikle salatalık üretimi yaptığımız alanların yakınına dikmenizi istemiyorum. Çünkü aynı hastalıkları bünyesine barındırdığı için onlardan gelen mantar hastalıklar aynı şekilde salatalık fidesine de bulaşacaktır ve salatalık fidesinin daha erken hastalık kapmasını sağlayacaktır ve sizin için bu zararlı bir sonuç doğuracaktır. Sizler de bu şekilde doğru bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız bizleri takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Hayırlı bereketli sezonlar değerli üyeler.